Selamlar Tarih Obası. Yeni bir konsepte başladık. Bu ay ve önümüzdeki ay tarihi romanlar okuyup inceleyeceğiz birlikte ve bu romanlar üzerinden tarih konuşacağız yine. Hafif Tarih serisinde de Dağ ve Yıldız üyelerin seçtiği filmleri yorumlayacağım sizlere. İşte tarihi gerçeklere ne kadar uyuyor, gerçek bir hikaye mi değil mi, bu şekilde çözümlemeler yapacağım sizlere. Ben daha önce defalarca belirtmiştim. İlk kez, ilk olarak tarihi roman alanında inceleyeceğimiz kitap bu kitap olacak diye. Ekranda gördüğünüz kitap Matias Enard'ın Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara, Can Yayınları'ndan çıkmış ve çevirmeni Aysel Bora. Şimdi bu kitabın uzun zamandır Türkçe'de baskısı yok. Yeni baskısı yapılmamış. O yüzden piyasada bulamayacaksınız büyük bir ihtimalle. Yine de ben bu kitabı sizlerle birlikte incelemek istedim. Çünkü bu kitap özellikle tarihçilerin çok övdüğü bir kitap. Fransa'nın çok önemli iki ödülünü birden almış bir kitap olmasının yanı sıra hem bizim memlekette hem dünya genelinde tarihçilerin çok bayıldığı, çok sevdiği bir kitaptır bu. O yüzden bakalım gerçekten hani bu kadar iyi bir kitap mı? Bir kendimce değerlendireyim, kendi aklım ne düşünür bu konuda diye buna zaman ayırmak istedim. Kaç sayfalık bir kitap onu söyleyeyim size hemen. 155 sayfalık, çok kolay okunan bir kitap bu. Sürükleyici olduğunu da söyleyebilirim. Dil açısından beni %100 tatmin eden bir eser olmadı kendisi. Ama bu tabii ki benim tamamen kendi şahsi öznel fikrim. Ben böyle tarihi romanlarda dahi çok daha sanatsal, çok daha edebi bir dil istiyorum, arzu ediyorum. Nasıl yani derseniz, hep söylüyorum, benim en sevdiğim yazarlardan biri John Fowles'dur, biri Nabokov'dur. Onların dilleri mesela beni büyüler. Bir de Theodor Zeldin vardır. Onların kullandıkları dil beni büyüler. Ben nedense bütün kitaplardan aynı şeyi bekliyorum. Yani kurgu dışı kitaplardan, affedersiniz, kurgu kitaplardan. Hani beni büyülemedi dili açıkçası. Ama güzel, hoş, sürükleyici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ufak bir sunum hazırladım bununla da ilgili size. Oradan devam edelim. Yazarımız Matias Enard kim? 1972 yılında Fransa'da New York kentinde dünyaya gelmiş. Arapça ve Farsça eğitim almış. Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsü'nde. Orta Doğu'da uzun uzun kaldığı yolculuklar yapmaya başlamış. 2000 yılından beri Barcelona'da da ikamet ediyor kendisi. Barcelona Üniversitesi'nde Arapça dersleri veriyor. Arapça ve Farsçadan çeviriler yapıyor. İlk romanı Mükemmel Atış. İkinci romanı Orinoko'yu Tırmanmak. Dördüncü romanı bizim incelediğimiz roman Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara. Fransa'da lise öğrencilerinin verdiği Goncourt de Licence ödülünü almış. Bu Fransızca olduğu için nasıl okunduğunu bilmiyorum. Umurumda da değil açıkçası. Bu ödül Fransa'da lise öğrencilerinin verdiği bir ödülmüş. Birazdan buna geleceğim. Enard'ın dördüncü kitabı olmakla birlikte yazara ilk büyük başarısını kazandıran, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve büyük övgülerle karşılanan romanı Mıntıka, yine çeşitli saygın edebiyat ödüllerini kazanmış. 2015 yılında da bir başka romanı Pusula ile Fransa'nın en önemli edebiyat ödülü olan Goncourt'a layık görülmüş kendisi. Şimdi ben liseli çocuklar Fransa'da edebiyatçılara ödül mü veriyormuş ya diye çok şaşırdım gerçekten. Bu neymiş diye biraz incelemek istedim. Ekranda da şöyle görüyorsunuz. Zaten sabit yorumda kaynakçayı bulabilirsiniz. Kendiniz de bizzat inceleyebilirsiniz nasıl bir ödülmüş bu diye. İngilizcesinden okuyayım. The objective is to introduce high school students to contemporary literature and to arouse the desire to read. Yani diyor ki bu ödülün liseli öğrenciler tarafından yazarlara, edebiyatçılara verilme amacı lise öğrencilerinin çağdaş edebiyatla alakasını kurmak ve idame ettirmek ve onlar da çağdaş edebiyatın eserlerini okuma isteği uyandırmak. Biraz araştırdım. Bu Goncourt Prize arkadaşlar, Goncourt ödülü, işte ilk ismini hatırlıyorum, Edmund'du herhalde.
Fransa'nın ileri gelen entelektüellerinden biri tarafından bir arsanın akademi kurulması için bağışlanmasıyla ortaya çıkmış. 20. yüzyılın ilk yıllarından itibaren bu ödül veriliyormuş. Ve bu ödül meselesine tabii ki resmi makamlardan büyük destek var arkadaşlar. Şöyle oluyormuş, bu Goncourt Akademi belirli kitaplar seçiyormuş. Yani akademi üyeleri seçiyormuş bu kitapları. Sonra bu kitapların listesini liseliler okusun diye ilan ediyorlarmış. Bizim seçtiğimiz güncel kitaplar bunlar, Fransızca'da yayınlanmış diyerek. Sonra da okullara dağıtıyorlarmış bu kitapları bedava. Öğrencilere bu kitapları bedava dağıtıyorlarmış arkadaşlar. Ne kadar güzel değil mi? Öğrencilerin kitapları okuyup değerlendirmek için tam 2 ayı oluyormuş. 2 ay boyunca öğrenciler seçtikleri kitapları okuyormuş, değerlendiriyormuş. Hem öğretmenleriyle beraber derste okuyup değerlendiriyormuş öğrenciler, hem de birbirleriyle tartışarak değerlendiriyorlarmış. Sonrasında etkinlikler düzenleniyormuş. Bu etkinlikler de şöyle etkinlikler, münazara gibi. Bir grup belli bir kitabı savunuyor, bir başka grup bir başka kitabı savunuyor. Hani şu ödül almalı. Mesela 5 tane grup oluşuyor. Her bir grup belli bir kitabı savunuyor. Bu kitap ödül almalı çünkü şu 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 nedenlerle. Öbür taraf başka bir kitabı aynı şekilde savunuyor. Açık tabii ki, herkese açık. Düşünmeye, sorgulamaya tabii ki ne yapıyor? İlham veriyor bu çaba. En sonunda da herkes, bütün sınıflar kendi temsilcilerini seçiyorlarmış, oylama yapılıyormuş ve neticede hangi yazara, hangi romana ödül vereceği ortaya çıkıyormuş liselilerin. Ve tabii ki demek ki liseliler bizde olduğu gibi böyle birey olmayan, kendi tercihleri, kendi seçimleri falan olamayacak bir takım küçük yaratıklar olarak görülmüyor demek ki orada. Liselilerin yazarlara layık gördüğü bu ödül oldukça prestijli bir ödülmüş, biliyor musunuz? Bütün Fransa bunu çok ciddiye alırmış. Çok ciddiye alıyormuş. Ben olsam ben de ciddiye alırım arkadaşlar. Bir grup insan, liseli veya üniversiteli, yani liseli çocuk diye küçümseyecek halimiz yok. Oturuyorlar, akademi zaten başta bir takım kitaplar seçiyor. Hani dandik dandik Wattpad kitapları araya girmiyor zaten. Onları okuyorlar, değerlendiriyorlar, sınıfta tartışıyorlar, birbirleriyle tartışıyorlar. Ondan sonra hangisine ödül verecekleri ortaya çıkıyor. Yani gerçekten prestijli bir iş bu. Ben sosyal medyada sordum. Gerçekten bilmiyorum, bizde var mı liselilerin ödül vermesi meselesi, hani çeşitli yazarlara, edebiyatçılara? Kimse bilmiyor. Bir kişi şey dedi, galiba bir ara Sosyal Bilimler Lisesi birilerine ödül veriyordu dedi. Onunla ilgili de ben şey buldum. Bir tane liseli çocuklar ne anlarsa ekonomiste ödül vermişler. Yani şu anlamda ne anlarsa diyorum. Yani çocukların kendi gönül rızalarıyla tartışarak, söyleşerek, üstünde düşünerek verdiği bir ödül gibi durmuyor hiç. Şimdi şahsın adını da söylemek istemiyorum. Hayır, o ilk aklınıza gelen ekonomist değil. O değil, bir başkası. Yani liseli çocuk herhalde ekonomistin yazdıklarını, makalelerini falan bilmem nelerini takip edip de ona göre karar verecek değil. Ya kısacası bana samimi gelmedi. Neyse, yani uzun lafın kısası, bizde niye yok diye yine insanı konuşturtan maalesef bir medeniyet göstergesi. Evet, zoruna gideceklerin gidebilir. Şimdi ekranda Leonardo da Vinci, Michelangelo, Fatih Sultan Mehmet, 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim'in önemli tarihlerini görüyorsunuz. Tabii da Vinci ve Michelangelo söz konusu oldu mu doğum ve ölüp tarihleri, sultanların ise hüküm sürdükleri tarihler ekranda gördükleriniz. Bu hani kafanız karışmasın, bunlar hangi yıllarda yaşamış insanlardı ya diye düşündüğünüz zaman Leonardo da Vinci ve Michelangelo 15 ve 16. yüzyıllarda yaşamış ve ölmüşler gördüğünüz üzere. Fatih Sultan Mehmet bir 15. yüzyıl hükümdarı. 2. Beyazıt hem 15 hem 16. yüzyılda var. Yavuz Sultan Selim'in hükümranlığı ise 16. yüzyıla denk geliyor. Yani aklınızda bu şekilde yüzyıl tutsanız yeterlidir. Bu tarihleri ezberlemenize gerek yok. Çok lazım oldu mu yazıyorsun Google'a, çıkıyor zaten. Ama az sonra tabii anlatacaklarım bunlarla ilgili olduğu için hatırlatmak istedim bu tarihleri sizlere.
Şimdi ekranda görmüş olduğunuz çırılçıplak beyefendi bir heykel anlaşılacağı üzere. Ve bunun yapıcısı Michelangelo arkadaşlar. Michelangelo bu heykelle inanılmaz nam kazanmış. Sanat tarihçileri çok daha iyi bilir bunun nedenlerini. Aramızda izleyen sanat tarihçileri de varsa bir güzel bir yorum bırakırlarsa video altına çok sevinirim gerçekten. Ya inanılmaz kıyamet kopmuş yani Michelangelo bu heykeli yapınca. Herhalde çok gerçekçi olduğu için. Dediğim gibi benim bunu anlatabilecek hani bir donanımım yok. Daha böyle detaylı anlatabilecek. İşte efendim rivayete göre geçmiş heykelin karşısına demiş ki konuş falan demiş. Böyle bir şey okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum arkadaşlar. Evet, Davut heykeli. Sonra bir de şu var, Pieta. Ben bu eseri yakından gördüm arkadaşlar. Vatikan'a gittiğimde. Vatikan'daki orijinal değil mi? Biz bir heykel gördük orada. Bayağı bir inceledik de çünkü sonradan gerçekten bir Michelangelo eseri görmüş olabilir miyim falan diye böyle inanamadım. Herhalde orijinaldir diye düşündüm. Umuyorum kopya falan değildir. Böyle kocaman bir cemekanın içerisindeydi. Çok da yaklaşamıyorsun heykele. Bir de bununla çok ünlü. Evet. Bu da ekranda gördüğünüzde Michelangelo'nun biyografisini yazan Ascanio Condivi'nin eseri. Vita di Michelagnolo Buonarroti Raccolta. Biliyor musunuz? İspanyolca okuması daha kolay. İtalyanca'yı telaffuzu da biraz daha zorlanıyorum. Neyse. Bu da o eser. Şimdi arkadaşlar, asıl meselemize gelelim. Bu kitabın güzel bir özelliği ne biliyor musunuz? Dili öyle çok muhteşem ve sürükleyici değil. Fakat konusu gerçekten çok ilginç. Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun Osmanlı sultanları tarafından davet edildiğine ya da onların buralara gelmek istediğine dair artık gazetelerde bile haber çıkmıştı son birkaç yılda. Oralarda herhalde gözünüze çarpmıştır neyin ne olduğu. Fakat bunun detayına dair ben bilgiler vereceğim. Yani Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi insanların Osmanlı sultanının hizmetine girsem mi gerçekten diye düşünmesi çok önemli bir şey tarihsel açıdan. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda özellikle nasıl bir imajı, imgesi olduğu, nasıl imkanlara sahip olduğuna dair de fikir veren yahut mevcut fikirlerimizi besleyen bir durum. Şimdi bu kitapta pek çok tarihi romandan farklı olarak çoğunda bu yoktur. Hatta ben de önce bir yadırgadım ya, bir tarihi roman yazarı böyle bir not düşmeli mi, düşmemeli mi diye. Sonradan şeye karar verdim. Evet, aslında gayet güzel. Açıklamış olması gayet güzel diye düşündüm. Bu notlara geçmeden önce kısaca kitabın konusundan bahsedeyim sizlere. Mümkün olduğu kadar spoiler vermemeye çalışacağım. Umarım kimseyi kırmam. Kitabın tanıtım yazısından okuyayım önce. Leonardo da Vinci'nin projesini reddettikten sonra kendisinden Haliç üzerinde yapılacak bir köprü isteyen İkinci Beyazıt'ın davetini kabul eden Michelangelo, 13 Mayıs 1506 günü İstanbul'a ayak basar. İtalya'yı ardında yarım kalmış bir anıt mezar projesi, kızgın ve eli sıkı bir papa bırakarak terk eden Michelangelo, hiç tanımadığı tehlikeler ve güzelliklerle dolu yeni bir dünyanın kapısındadır artık. Gerçek bir olaydan yola çıkarak baştan sona tarihi dokunuşlarla gelişen ve Rönesans insanının Osmanlı dünyasının gizemleriyle karşılaşmasını incelikli ve özenli bir anlatımla işleyen roman, yaratma edimi ve uygarlığın başka bir kıyısına doğru uzanan ancak yarım kalan bir eserin simgesel anlamı üzerine büyüleyici bir düşünce aynı zamanda diyor. Şimdi Michelangelo'nun mektupları var. Kitap içerisinde çeşitli mektupları var. Erkek kardeşlerine yazdığı mektuplar bunlar. Böyle okuyorsun, ha tamam diyorsun, evet güzel, romana bir şeyler katmış. Sonra en sondaki notlar kısmına geliyorsun, bir bakıyorsun, aa o mektuplar gerçekmiş. Bunlar tarihi belgeymiş, bunlar gerçekmiş. Ve yazar gerçek mektuplardan çevirip koymuş onları oraya. Şimdi bu kitabın bence bir diğer önemli özelliği şu, çoğu noktada gerçeklere değiniyor. Fakat tarihte boşluk olan, böyle nasıl diyeyim, insanı böyle gıdıklayan boşluklar var tarihte. Çok da bilmiyoruz neyin ne olduğunu. İşte tam o boşluktan
hayal gücünün girmesi gerekir. Yani bir tarihçi şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye çeşitli teoriler kurabilir. Çeşitli iddialarda, spekülasyonlarda bulunabilir. Ama o noktada edebiyatçı araya girdiğinde, aa bak tarihte bir bilgi boşluğu var. Öyle mi olmuş, böyle mi olmuş belli değil. Ben o boşluktan gireyim, oraya hayal gücümle dalış yapayım, oradan bir hikaye çıkartayım dediği zaman çok tatlı şeyler ortaya çıkıyor. Bizim tarihçilere bakarsanız kısaca, Semavi Age Hoca'nın makalesini okudum. Bu arada bizim kanalı izler mi bilmiyorum ama İrfan Ertan diye bir beyefendi makale edinmemi sağladı. Çok teşekkür ederim kendisine bir kere daha. İnternette bulamadım. Semavi Age'in bir makalesini inceledim. Erhan Afyoncu Hoca'nın bir yazısını okudum. Bizim tarihçiler Michelangelo'nun İstanbul'a gelmiş olduğuna hiç ikna değil. Yok diyorlar, gelmemiş. Geldiğine dair hiçbir şey yok diyorlar. Ama yazar diyor ki, Michelangelo Ayasofya'nın planlarını çizdi ve erkek kardeşine gönderdi ve bunun belgesi Vatikan Kütüphanesi'nde duruyor diyor. Ayrıca şey de demiş, Osmanlı arşivlerinden yeni bulundu. Michelangelo'nun kaldığı odada neler var? Bunun listesi bulundu diyor. Şimdi ben buna dair bir bilgiye rastlamadım. Tekrar araştıracağım ama rastlamadım ben böyle bir bilgiye. Bilen varsa lütfen beni de aydınlatsın. Evet, kitaba geri dönüyorum. Şimdi kitabın konusu nedir? Kitabın konusu Michelangelo, Papa ile arası bozulur. Papa çok cimridir, eli sıkıdır. Hem kendisine, Michelangelo'ya bir kendisine ait bir anıt mezar yapması için emir verir. Hem de malzeme alması için yahut yaşaması için tek kuruş vermez. Bir türlü vermez. Vardır ya böyle patronlar arkadaşlar. Ben sen böyle beleşe çalış ister hani. Mümkünse tek kuruş isteme ama elinden gelenin en iyisini yap. Gece gündüz çalış. Bütün maharetini göster. Harika işler ortaya çıkar. Onu neşelendir. Onu kâra geçir. Onu onurlandır. Ama mümkünse bunun için para alma. Neden? Bilmiyoruz yani. Artık narsistlik mi nedir? Papa da, o zamanın papası da öyle bir papaymış. Gerçekten de Michelangelo ile papanın arası açıkmış. Neyse, Michelangelo da araları papayla daha sonra bozulmuş da. Herhalde kötü şeyler falan da söylemiş papa hakkında. Sonra da papanın erişemeyeceği neresi var, neresi var diye düşünürken aa İstanbul var diyor kitaba göre. Ve kalkıp İstanbul'a geliyor kitaba göre. Hangi tarihte geliyordu? Dur bakayım. 13 Mayıs 1504'tü galiba, yalan olmasın. Ha yok, az önce okudum. 13 Mayıs 1506 günü İstanbul'a geliveriyor Michelangelo. Sonra ne oluyor? O dönemin tabii sultanı 2. Beyazıt. Bir dakika, neydi o karakterin adı? Çok affedersiniz. Priştineli Mesihi. Priştineli Mesihi adında birini buna yardımcı tayin ediyorlar. Michelangelo'nun bir köprü yapmasını istiyorlar Haliç üzerine. Sultan istiyor bunu. Ve diyorlar ki çalış, bize çiz, bize göster. Sonra da maketlerini yap, önümüze koy. Beğenirsek biz o köprüyü yaptıracağız. Sana da dünyaları bağışlayacağız. Deli gibi zengin edeceğiz seni diyorlar. Ve başlangıçta sadece masrafları için belli bir para veriyor sultan. Yanında da sürekli Priştine Mesihi var. Ondan sonra bunlar işte arkadaş oluyorlar. Priştine Mesihi bayağı böyle meyhanelerden çıkmayan, şarabı, işret meclisini pek seven bir karakter. Michelangelo'la bu işret meclislerinde sürekli bulunuyorlar falan. O sırada bir dansçı ortaya çıkıyor. Sürekli dans ediyor, şarkı söylüyor. Michelangelo'nun gönlü hafif ona kayıyor. Başlarda anlamıyor erkek mi, kadın mı, çok da önemli değil ama ne acaba bu falan diyor ve çok hoşuna gidiyor. Sonrasında Michelangelo'nun gönlünü düşürdüğü bu insanla bir araya gelmesini sağlıyorlar. Michelangelo bir türlü yeterince istediği gibi konsantre olamıyor, çalışamıyor, bir çizim ortaya koyamıyor. Kendisiyle sürekli çatışmalar yaşıyor. Erkek kardeşleri ona sürekli ya fas fakiriz, bir şekilde hani bizim geçinmemizi sağla minvalinde mektuplar yazmış. Michelangelo da onlara karşılık veriyor. Azıcık daha sabredin. İşte bir tane kama yapacağım.
bilmem ne kontuna, bir aristokrata, oradan size para gelecek falan. Böyle yani Michelangelo gibi bir sanatçının parasızlık yüzünden ne kadar süründüğü, süründürüldüğü, ne büyük sıkıntılar çektiği, bir yandan bunu hissediyorsun. Michelangelo'nun kendi içinde, kendi gövdesinde verdiği mücadeleler var. Yaratıcı ilhamını öyle çat diye ortaya koyamıyor tabii. Sanatçının sen eline parayı tutuştur, işte sıcak bir eve sok, hadi buyur yaratıcı bir iş yap de. Yani bu böyle olmuyor ki, hani böyle çalışmıyor. Günler geçiyor, ortaya bir çizim koyamıyor. Sultan II. Beyazıt bu durumdan hiç memnun olmuyor. Adamın geçinmesi lazım. Bir çizim, bizim bir şey göremeyince ona daha fazla para da vermiyor. Bayağı sıkıntılı günler yaşıyor Michelangelo. Ve sürekli tabii bu arada erkek kardeşleriyle yazışıyor. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Diyorum ya işte bu mektuplar, erkek kardeşleriyle yazışmaları bayağı gerçekmiş. Onları da sana, size güncel halini göstereceğim. Bu mektupların, bu tarihi, bu gerçek mektupların bu romana çok ustalıkla dağıtıldığını düşünüyorum. Tam böyle doğru yerde, doğru zamanda kullanmış yazar bunları. Hikayenin akışını bu mektuplara göre kurgulamış. Bu anlamda kurgusu gerçekten çok ustaca. Yani dili harika, sanatsal, müthiş, ay bayıldım diyemiyorum. Ama kurgu baştan sona bana çok ustaca geldi. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi bakın, bu ekranda gördüğünüz bugün Amazon'da satılan bir kitap, The Life of Michelangelo. Bunun orijinal yazarı Ascanio Condivi. Bu beyefendi de bir ressammış. Aynı zamanda Michelangelo'nun çok yakın arkadaşıymış ve onun ilk biyografisinin de yazarıymış. Yani Michelangelo'nun özel hayatı ve yaptıklarıyla alakalı birçok şey çok net bir şekilde biliniyor arkadaşlar. Hani İngilizce okuyan arkadaşlar haberdar olsun dedim. Bu ekranda şu anda gördüğünüz de Michelangelo'nun mektuplarından seçmeler ve şiirlerinin tamamı. Bazı mektuplarını da buradan okuyabiliyorsunuz. İtalyanca okuyabilen arkadaşlar İtalyan kaynaklarından tamamını bulabilirler zaten. Onu da belirteyim. Bu da A History of Ottoman Poetry, Osmanlı şiiriyle alakalı bir kitap. Çok meşhur oryantalist Wilkins'ın Gibbon bir eseri. Az evvel bahsettiğim Priştineli beyefendi de, Mesihi de gerçek bir şairmiş, kitapta resmedildiği üzere, ve burada da bahsi geçiyormuş. Yani yazarın ilham aldığı hemen hemen her şey ve her karakter arkadaşlar gerçek tarihi kişiliklere dayanıyor. Olay örgüsü de bir yönüyle gerçek tarihi kişilere dayanıyor, olaylara dayanıyor. Dolayısıyla hani bir tarihi roman yazarının bir eseri nasıl vücuda getirdiğini düşünmeyi ben seviyorum. Sizleri de buna biraz odaklanmaya davet ediyorum. Bu tarihi roman yayınları yapacağız ya 2 ay boyunca. Her yayında bunu biraz daha beraberce düşünelim istiyorum. Kitapları yorumlamamız ve çözümlememizde de bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayrıca sizler de ileride hikayeler, romanlar, öyküler yazabilirsiniz, yazmak isteyebilirsiniz. Size de bu anlamda bir ilham verir diye umut ediyorum. Yani bu yazar nelerden ilham almış, nasıl kurgusunu yapmış, nasıl bir dil kullanmış, nasıl bir üslup kullanmış. Hani bunlar hakkında hani çeşit çeşit, bu konuda çeşit çeşit yazar hakkında ne kadar bilgi sahibi olursak biz de o kadar iyi öyküler, romanlar yazarız yarın öbür gün arkadaşlar. Evet, şimdi sizde şöyle bir takıntı var mıdır? Bende vardır. Özellikle romanlarda ilk cümleler ne? Açılış cümleleri. Ay, benim için çok önemlidir ya. Niye öyle bilmiyorum. Ama ilk cümleler bana o kitapla alakalı çok şey anlatır. Çok şey söyler. O yüzden o ilk cümleleri okumadan geçemem yayınlarda da. Eskiden okuduğum her kitabın ilk cümlesini bir yere not ederdim yani. Öyle bir takıntı vardı bende bu konuda. Sonra onu açtım. Şimdi de yayınlarda okumadan geçemiyorum. Şöyle başlıyor. Gece güne bağlanmıyor. Gece günde yanıp tutuşuyor. Geceyi şafakta bir odun ateşine taşıyorlar. Geceyle birlikte gecenin insanları, içkicileri, şairleri, aşıkları da.
Bizler sürülmüş, ölmeye mahkum edilmiş bir halkız. Seni tanımıyorum. Senin Türk arkadaşını tanıyorum. O da bizden biri. Onu yutan karanlık ve gördüğü hayaller yüzünden dünyadan yavaş yavaş siliniyor. Bizler kardeşiz. Onu bizim buraya, yıldız tozlarına hangi keder ya da zevkin sürüklediğini bilmiyorum. Belki afyon, belki şarap, belki de aşk, belki de belleğin kıvrımlarına saklanmış birkaç bilinmez ruh yarası. Bize katılmak istiyorsun. Korkun ve şaşkınlığın seni bizim kollarımıza atıyor. Oraya sokulup kıvrılmak istiyorsun ama kasılan vücudun doğru bildiği şeylerden hiç şaşmıyor. Arzuyu uzaklaştırıyor. Kendini bırakmayı reddediyor. Seni kınamıyorum. Böyle devam ediyor. Evet, kitap hakkındaki görüşlerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Bundan sonrası daha tarihi bilgiler vereceğim. Dolayısıyla sadece kitapla ilgileniyorsanız bu kadarını izlemeniz yeterli. Ama eğer uzun versiyonunu izlemek istiyorsanız onun da video açıklamasında linkini bulabilirsiniz. Evet, devam edelim. Şimdi yazarın belirttiği notlar kitabın en sonunda. Az önce gösterdim. Ascanio Condivi, Michelangelo'nun yakın dostu, biyografisinin yazarı ve onun yazdığı biyografide Osmanlı padişahının yani 2. Beyazıt'ın sanatçıyı davet ettiğinden bahsediliyormuş. Yaşarken Michelangelo'yu tanımış bir insan ona dair yazdığı biyografide bunu kayda geçirmiş. Bu kitapta Michelangelo'nun kardeşlerine yazdıkları mektupların gerçek olduğunu da söylemiştim. Michelangelo gerçekten de kardeşine Ayasofya'nın planlarını göndermiş. Bunlar bugün Vatikan Kütüphanesi'nde duruyormuş ki ne yazarın iddiasına göre. Leonardo da Vinci'nin Haliç'e yapılacak köprüyle ilgili çizimi Milano Bilim Müzesi'ndeymiş. Osmanlı arşivlerinde Michelangelo'ya atfedilen bir Haliç köprüsü çizimi ve odasında bıraktığı eşyaların dökümü keşfedilmiş. Az önce söylemiştim, Priştineli Mesihi Wilkinson Gibbon Osmanlı Şiir Tarihi adlı eserinde bahsi geçiyormuş. Ezan sesi çok yüksek mi? Kapatayım camı o halde. Size kadar geldiyse bayağı bir sesini açmışlar herhalde. Neyse, 2. Beyazıt Sadrazamı Hadim Ali Paşa, bunlar zaten gerçek karakterler. Bir de yazar şunu itiraf ediyor romanda. Ben Falaçim adıyla kitaba dahil ettim ama bu kişi, yani burada benim ima ettiğim asıl kişi, Cenevizli içi olan Menavino diyor. Menavino kim biliyor musunuz? Kısacası şöyle söyleyeyim. Görsellerle Osmanlı'da gündelik hayat, görsellerle seyahatnamelerde kalenderiler, otorite karşıtı dervişler, bu isimlerle yaptığım yayınlarda çok sıklıkla seyahatnamesine atıf verdiğim çok önemli bir seyyah aynı zamanda arkadaşlar. Menavino bize hiç yabancı değil. Seyahatnamesi kitap yayın evinden geçenlerde yayınlanmıştı. Onu da yine sabit yorumdaki şeye bırakırım linke. Evet arkadaşlar, şimdi Semavi Eyce Hoca'nın makalesine gelelim. Semavi Eyce Hoca 1969 yılında Belgelerle Türk Tarihi dergisinde 2. Beyazıt devrinde davet edilen Batılılar ismiyle bir makale yayınlatmış. Oradan seçtiğim minik minik paragrafları sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla bilgi de paylaşmış olacağım. Semavi Eyce Hoca bu makalede hem Leonardo da Vinci'nin hem de Michelangelo'nun Osmanlı ile muhabbetlerinden bahsetmiş. Ve 2. Beyazıt neden bu yabancı artistlere, sanatçılara bu kadar meraklıydı onu biraz anlamaya çalışmış ve anlatmaya çalışmış. Şöyle diyor, 2. Beyazıt'ın kardeşi Cem Sultan yüzünden Batı ile siyasi yazışmaları olmuş ve hatta Anadolu'nun bağrında bir köprü başı durumunda olan sanat Johannes yani Rodos şövalyeleriyle
temasları uzun süre ola gelmiştir. Fakat hayret verici olan husus, 2. Beyazıt'ın da babası Fatih Sultan Mehmet gibi Batılıları hizmetine çekmeye çalışmasıdır diyor. Ve bunun akabinde Beyazıt'ın Hristiyan hacı Arnold von Harf'la muhabbetinden bahsediyor. O da şöyle bir şey. Arnold von Harf arkadaşlar, Almanya'daki Köln şehri var ya, Köln yakınlarında Harf malikanesinin sahibi zengin bir adammış. 1496 yılı Kasım'ında hac seyahatine çıkmış. Muhtelif yerleri dolaşmış. Mısır'a uğramış. Kudüs'teki mukaddes yerleri ziyaret etmiş. 1499'da, bak görüyorsunuz, hac ziyareti, hac yolculuğu 3 yıl sürmüş. Adam biraz da gezmiş tabii. 1499 ilkbaharında Beyrut, Halep, Antakya, Adana, Tarsus derken Anadolu'ya gelivermiş. Ve bu Harf'ın, malikane sahibi Harf'ın Anadolu'ya geldiğinden Beyazıt'ın bir şekilde haberi olmuş. Yani Anadolu topraklarına giren her, hani İtalyan şehir devleti mensubu yahut batılı, zengin, aristokrat, hepsinin peşine adam mı takıyor bu adam? Nereden, nasıl biliyor? Anlamadım ben gerçekten. Fakat bu Harf Bey Galata'da Hristiyanların toplu olarak bulunduğu bir kervan saraya gidiyor kalmak için. Burada kapısını Frenk Hasan, adamın lakabı Frenk. Frenk ne? Batılı. Frenk Hasan diye birisi çalıyor. Diyor ki, padişahımız senin İstanbul'a ayak bastığından haberdar, seninle görüşmek istiyor. Bunun için de beni gönderdi diyor. Çok enteresan. Von Harf memleketine döndüğünde bir seyahatname yazmış. O seyahatnameden yola çıkarak bu bilgileri veriyor Semavi Eyici. Adamın kendi yazdıklarından yola çıkarak yani. Von Harf'ın yazdıklarına göre diyor, 2. Beyazıt'ın sualleri, yani görüşme esnasında sorduğu sorular hep Avrupa'daki son siyasi işlerle, gelişmelerle ilgili şeylerdi. Yani 2. Beyazıt bu yabancılardan Batı'da neler olup bittiğine dair bilgi elde etmeye çalışıyor. Şöyle demiş Eyici Hoca, bu görüşme Von Harf'ın umduğundan çok farklı bir surette neticelendi. Padişah ona 200 düka altın karşılığında kendi hizmetine girmesini teklif eder. Alman seyyah, Venedikli efendisine verilmiş sözü olduğunu öne sürerek bunu kabul edemez. Yalan söylemiş adam kendisini itiraf ettiğine göre. Demiş ki, yok, ben Venedikli efendime benim sözüm var, biliyorsunuz söz namustur, ben gitmek zorundayım demiş. Böylelikle yırtmış. Şimdi 2. Beyazıt adamı hizmetine alsa ona ne yaptıracak? Ne kadar süre boyunca onu serbest bırakmayacak belli değil yani. Sonra demiş ki 2. Beyazıt, okey, o zaman tamam, sen Venedikli efendine git. Venedik'e kadar rahat rahat yolculuk edebilmen için de ben her imkanı sana sağlayacağım, bir de üstüne ferman vereceğim demiş ve bunu yapmış. Delikanlı adammış yani açıkçası. Bu aynı makalede Leonardo da Vinci'nin Haliç ve Boğaziçi üzerinde köprü teklifi başlığıyla arşiv belgesi yayınlanmış. Çok dandik bir çizim gerçekten. Bunu yani bilmiyorum, size gösterme gereği bile duymamışım. O kadar dandik ki. Fakat bu belge hakkında Semavi Eyici Hoca çok önemli bir şey söylemiş. Bir tane 19. yüzyılın sonlarında doğmuş, 20. yüzyılın ortalarında ölmüş meşhur bir Osmanlı tarihçisi var, yabancı, Babinger. Bu Babinger yani evet tamam, sağ olsun, güzel çalışmalar yapmış falan bir adam. Ama biraz tuhaf bir adam. İnalcı Koca'nın da onunla çok çekişmeleri vardır. Neyse, uzatmayayım. Semavi Eyici Hoca diyor ki, Topkapı Sarayı arşivinde, arşiv kataloğunda Leonardo'nun bu teklifiyle ilgili belge zaten nal gibi duruyordu. Hani arşiv kataloğunda. Oysa diyor, Babinger kendisi keşfetmiş gibi belgeyi yayınladı diyor. Babinger Topkapı Sarayı arşivindeki bu vesikayı arşiv kılavuzundan güya habersiz, sadece bir Türk dostunun yardımıyla keşfetmiş gibi bir edayla 20 sahifelik bir araştırma halinde tanıtmıştır diyor. Bu vesika
Leonardo adında bir mimar ve mühendisin Cenova'dan İstanbul'a göndermiş olduğu herhalde İtalyanca bir mektubun tercümesinin suretidir. Buradaki Leonardo'nun Leonardo da Vinci olduğundan hiçbir şüphe yoktur diyor. Evet Gökçen o. Bu mektupta ne var? Bunun da tercümesini yayınlamış Semavi Hoca makalesinde. Diyor ki 3 Temmuz'da yazılmış, tarihi belli değil mektubun. Herhalde diyor 1502-1503 tarihleri. Temmuz'da gelmiş mektup Ekim ayı gibi de tercümesi yapılmış ve Osmanlı Sultanı'na sunulmuş diyor. Başlığı şuymuş: Cineviz'den Leonardo adlı kafirin gönderdiği mektup suretidir. Teklifte birkaç madde varmış. Şöyle: su ile değil, sadece rüzgarla çalışan yeni bir değirmen projesi, gemilerdeki suyu çekmek için yeni bir dolap projesi, üçüncü teklifinde Leonardo Sultan'ın Galata'dan İstanbul'a bir köprü yaptırmak istediğini fakat bu işi yerine getirebilecek bir mimar bulamadığını öğrendiğini bildirerek kendisinin bu işi yapabileceğini yazmaktadır. Leonardo'nun tasarısına göre tek gözlü olan bu çok yüksek köprünün altından yelkenleri açık bir gemi geçebilecektir. Nihayet dördüncü olarak da eğer isteniyorsa karşı yakaya, yani Anadolu tarafına uzanan bir boğaz köprüsü de yapabileceğini teklif etmiş, söylemiş. Leonardo'nun bu teklifi sarayda ne gibi bir akis uyandırmıştır? Bunu bilmiyoruz. Kesin olan bir şey varsa o da bu büyük mühendis ve sanatkarın hiçbir vakit İstanbul'a gelemediğidir. Michelangelo için de aynı şeyi söylüyor araştırmacılar ama dediğim gibi yazar diyor ki ya Michelangelo Türkiye'ye gelmiş, İstanbul'a gelmiş belli ki. Çünkü Ayasofya'yı çizmiş ve hatta Vatikan'daki bazı bazilikalara ve başka bazı mimari yapılara Ayasofya'nın kubbeleri ilham vermiş. Ve diyor Ayasofya'ya dair çizimleri Michelangelo'nun Vatikan'da duruyor diyor. Enteresan. Peki Michelangelo İstanbul'a belki geldi, belki gelmedi. İstanbul'a gelmeyi gerçekten düşündü mü? Gerçekten düşünmüş arkadaşlar. 1505 sonlarında Papa ile arasının açılması üzerine Roma'dan kaçarak Kuzey İtalya'ya gitmiş Michelangelo. Sanat tarihçisi Giorgio Vasari 16. yüzyılda yazmış, şöyle demiş: Papa'nın sanatkarın Roma'ya dönmesi mecbur edilmesi için mektuplar göndermesi üzerine hayatından endişe eden Michelangelo, Büyük Sultan'a hizmet etmek üzere İstanbul'a gitmeyi tasarladı. İtalya'ya gelen bir veya birkaç Fransisken rahibinden bir haber, haber aldığına göre orada Sultan Pera, yani Galata'dan İstanbul'a bir köprü kurdurmak istiyordu. Fakat Michelangelo bu kararından çabuk vazgeçer. Bir takım aracılar Papa ile onun arasını bulurlar ve Bologna'ya gelmiş olan Papa'nın huzuruna çıkmasını sağlarlar diyor. Fakat Michelangelo'nun İstanbul'a gelmesini bu kez bir başkası ister. Sultanın kendisi değil, bir tüccar, bir banka temsilcisi istiyor arkadaşlar. 1519 senesinde Tommaso di Tolfo veya Zolfo, Edirne'de daha çok bulunan ama Bursa ve İstanbul'da da bulunduğu kaynaklardan bilinen önemli bir tüccar ve bir banka temsilcisi. Bu yıl 1519'da artık Yavuz Sultan Selim padişah ve o sırada Edirne Sarayı'nda bulunuyor Yavuz Sultan Selim. Bir yabancı tüccar aracılığıyla Michelangelo'nun çağrılması teşebbüsünde bulunulduğu anlaşılmaktadır diyor Semavi Eyce Hoca. Bu tüccar Tommaso di Tolfo'nun 1519'da yazdığı mektup da bir belge olarak arşivlerde mevcut. Onun çevirisini yayınlamış yine Semavi Eyce Hoca. Bu Tommaso mektubunda Michelangelo'ya nasıl sesleniyor? Onu okuyorum şimdi. Değerli ve muhterem Michelangelo, haber vermeye değer bir şey olmadığından son zamanlar size bir şey yazmadım. Neyse geçelim araları. Eğer aldanmıyorsam siz bu memleketi görmek üzere buraya gelmek isteğinde bulunmuş fakat ben de size hangi çeşit olursa olsun
sanat eserlerini sevmeyen, hatta onlardan nefret eden bir sultanın burada hakim olduğunu belirterek sizi bu fikrinizden caydırmıştım diyor. Bak, Tomasso'yla Michelangelo iddiasına göre Tomasso'nun evvelce mektuplaşmışlar. Hani sen bana diyor bundan 15 sene önce İstanbul'a gelmek istediğini söylemiştin. Ben de sana demiştim ki ay oranın sultanı, Türklerin sultanı hiç sanatın hiçbir şeklinden katiyen hoşlanmaz. Boşuna gelme. Niye böyle demiş olabilir? Çünkü Beyazıt, Sultan Beyazıt gerçekten de resme veya heykele düşkünlüğü olan bir adam değil. Adam köprü yaptırmak istemiş. Yani köprü yaptırmak istemiş. O dönemde böyle hani mimari bilgisi, mühendislikle yapabileceği düşüncesi, çeşitli sanatkerane vasıfları ve eserleriyle meşhur kim var? Leonardo da Vinci, Michelangelo var. Her ikisi de sultanlar tarafından hani değerlendirilmiş yani o veya bu şekilde. Ama Tomasso diyor ki sen gelmek istemiştin, ben sana gelme demiştim. Şimdi ikinci Beyazıt, çünkü resim, sanat, bilmem ne, heykel, onlarla işi yok. Bugünkü padişahımızın görüşü ise tamamen aksinedir. Kim o günkü padişah? Yavuz Sultan Selim. Nitekim son günlerde eline geçen, yatmış vaziyette başını kollarına dayayarak tasvir edilen çıplak bir kadın heykeli duyduğuma göre onu çok ilgilendirmiştir. Yavuz Sultan Selim böyle bir heykelle karşılaşmış ve çok önemsemiş, meraklanmış, incelemiş. Nereden bulunduğunu bilmediğim bu heykel Baldinaccio degli Alessandri'nin evindeydi ve anladığım kadarıyla sıradan bir eserdi. Sözü esas getirmek istediğim husus şudur ki, siz eğer hala eski fikrinizdeyseniz buraya gelmek üzere derhal yola çıkmanızı tavsiye etmek isterim. Burada memnuniyetle karşılanacak ve bu kararınızdan dolayı hiçbir pişmanlık duymayacak ve bu kararınızdan dolayı hiçbir zarara uğramayacağınız gibi aksine çok şey kazanacaksınız. Zaten aksinin olabileceğine inansaydım size böyle bir teklifte bulunmaya lüzum dahi görmezdim. Buraya gelmeye kararlıysanız bunu vakit geçirmeden yapınız. Ve bu yazımı alır almaz bugün mümkün olduğu kadar çabuk en rahat yoldan Ragusa üzerinden yola çıkınız. Siz Ragusa'ya varmadan sultanımızın bir fermanını size ulaştırmayı görev addedeceğim. Ayrıca Arnavutluk'taki Foça'nın Sancak Bey'i de buraya kadar refakat etmek üzere yanınıza muhafızlar katacaktır. Nihayet isteğinize göre burada kalmak veya geri dönmek imkanını size sağlayacak olan bir ferman daha temin edeceğim. Böylece endişelenecek hiçbir şey olmadığına göre bu teklifimi uyarak buraya gelmenizi tavsiye ederim. Çok bariz bir şekilde Yavuz Sultan Selim Michelangelo'yu bu adam vesilesiyle çağırmış arkadaşlar. Bir tane İtalyan tüccarın bahçesinden mi çıktı, eski bir Roma dönemi heykeli mi, Yunan heykeli mi belli değil tabi, bilemeyiz. Böyle yatar vaziyette eli omzunda çıplak kadın heykeli. Çok etkilemiş Yavuz Sultan Selim'i. Çok hoşuna gitmiş. Sonra da Michelangelo'yu yabancı ve tanınmış, bilinmiş bir tüccar vesilesiyle İstanbul'a çağırmış arkadaşlar. Bu ne demek? Demek ki adama heykel yaptıracaktı. Muhtemelen şey diyecekti. Tabii bizim heykellerde memedir, göttür, bunlar açık olmasın. Kıyafetli olsunlar. Herhalde öyle bir şey derdi. Bayağı heykel yaptıracakmış Yavuz Sultan Selim. Ne diyorsunuz? Ya hele bizim Yavuz'a bak. Devamı var mektubun. Yani diyor ki bak, yanına muhafızlar verilecek. Rahat yolculuk etmen için sana ferman sağlanacak. Yani Yavuz bayağı şey demiş. Ben ona ferman gönderirim. Adamlar gönderirim. Güvenli bir şekilde İstanbul'a ulaşsın diye her tür imkanı sağlarım. Yeter ki gelsin demiş ya. Michelangelo yani gerçekten Yavuz'un hizmetine, ikinci Beyazıt'ın değil, Yavuz'un hizmetine girmiş olsaydı bugün Türkiye'de en az bir Michelangelo heykeli olacaktı. Tabii işgal yıllarında falan götürülmemesi şartıyla. Ne diyorsunuz? Hadi vadif tarihçiliği yapalım. Michelangelo
bu teklife dayanamadı, İstanbul'a geldi, Yavuz'un emri altına girdi. Sizce ne olurdu? Düşünsenize, yani her şey yolunda gitmesi durumunda her şeyin. İstanbul'da en az bir, ama bence yani kesin 2-3 tane Michelangelo eseri olurdu. Bir yerlerde sergileniyor olurdu. Belki biz sanata, sanatçıya daha değer veren, bunları daha çok umursayan bir toplum olurduk. Ne bileyim, belki öyle bir bilinç gelişirdi bizde. Çok tatlı olmaz mıydı? Neyse, devamı da şöyle. Siz de lütfen aklınıza gelen fikirleri yazın. Beyin jimnastiğidir. Müthiş olurmuş bence. Neyse, siz de fikirlerinizi yazın gerçekten. Ve eğer buraya gelemeyecek durumdaysanız diye devam ediyor tüccar, veya isteksizseniz, sizden rica, Hristiyan aleminin bugün en iyilerinden olan bir başka ressamını araştırarak seçeceğiniz kimsenin mümkün olduğu kadar çabuk buraya gelmesini temin için gayret ve zahmetinizi esirgememeniz. Bak, diyor ki, sen gelmesen bile lütfen Hristiyan aleminin en iyi ressamlarından birilerini ikna etmeye çalış. Yani Yavuz demiş ki Tomasso'ya, sen bana ressamın, heykeltıraşın kralını getir, ben seni zengin edeyim demiş ya, resmen. Yana yakıla sanatçı istiyor Tomasso. İstanbul'da, Osmanlı'da sanat yeşersin diye mi istiyor sizce? Niye istiyor ki yani? Yavuz demiş ki buna, bana ya Michelangelo'yu getir ya onun gibi bir adamı getir, benden sana 100 altın. Böyle bir şey demiş yani. Bu sanatkarın en iyi eserlerinden birkaç tanesini beraberinde getirmesi de yerinde olacaktır. Size şunu da bildirmek isterim ki, sultan kendisine yukarıda bahsi geçen heykeli sunan şahsa 400 düka altını ihsan ettikten başka onu terfi de ettirerek divan katibi yapmıştır. Hadi buyurun. Halbuki yukarıda da işaret ettiğim gibi bu heykel öyle seçme bir eser değildir. Buna güveniniz. İster siz, ister bir başkası gelsin, buraya gelen Tanrı'nın lütuflarının eksikliğini duymayacaktır. Edirne'den Tommaso di Tolfo. Yavuz yana yakıla sanat diye ölmüş ya adam. Hiç Yavuz'dan bekler misiniz? Buyurun. Resim diye ölmüş. Herhalde heykel de yaptıracaktı. Bana çok iyi ressamlar bul diye. Bayağı bayağı ciddi ciddi yani. Evet, beni vereceğim bilgiler böyle arkadaşlar. Aa, niye arkada hiçbir şey yok? Bu ne ya? Ha. Allah Allah. Size siyah ekran izletmişim. Affedersiniz. Şu an ekranda bir ikinci Beyazıt portresi görüyorsunuz. Alelacele Wikipedia'dan buraya copy paste yaptım. Bilmiyorum ne kadar doğru yanında verilen bilgi, sağlamasını yapmadım. Daha sonra ararız, bakarız doğru mudur değil midir. Metaforik diyor ki, yemin ederim aklıma en son gelecek kişi bile Yavuz değildir bu konuda diyor. Kesinlikle katılıyorum. Benim de değildir. Hani hangi Osmanlı sultanı, hani Fatih'i biliriz, belliğini meselesi. Fatih dışında hangi Osmanlı sultanı batılı ressam, heykeltıraş Osmanlı'ya böyle yana yakıla çağırır da ona bir şeyler yaptırtırdı diye soracak olsanız, Osman Gazi aklıma gelir, benim Yavuz aklıma gelmezdi. Beklemediğin taş baş yarıyor izleyici. Değil mi? Evet. Benden bu kadar. Umarım hoşlanmışsınızdır. Tarihi roman yayınlarımız devam edecek. İnşallah bir aksilik olmazsa 7-8 gün sonra Afrikalı Leo konuşacağız sizlerle. Hoşça kalın.